Arkadaşlar tavşanınız eğer evde bir dişi bir erkek tavşanınız varsa biri ergenlik çağına girip de diğeri eğer hamile kalmışsa ve erkek tavşanın eşleşme isteği varsa bu şekilde yapmış olduğunuz her şey batıyor. Şekilde petiyi göstereyim. Görüyor musunuz şu sarı izleri? Erkek tavşan çiş püskürtmüş. Yine aynı şekilde bakın. Şurada da aynı şekilde. Bazen de aynı şekilde. Yani bayağı püskürtmüş. Şu şekilde burası da. Şu şekilde onlara bırakmış olduğum taştan. Ya bir emek veriyorsunuz. Hani bu tam oldu, çiti kaldırdım derken bir de bu çıkmaz bir şey başıma geldi. Yani anlamıyorum. Ülke olarak da tavşanlar hakkında neden bir bilgi sahibi değiliz onu hiç anlamıyorum. Sinirlerim bozuldu ya. Böyle elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz. Neden? Ya neden bir şeyler hakkında bilgi sahibi değiliz ki? Neyse. Bu tahtayı almıştım onlara kemirmeleri için. Ama maalesef bakın fazlasıyla çiş püskürtmüşler. O tarafa da bolcana kaka yapmışlar. Şu kısma görüyorsunuz ki. Ve şu tahtanın üzerine de bir sürü çiş püskürtmüşler. Aynı şekilde halım mahvoldu. Hatta hani şunu görmemişim. Bunu dün akşam püskürtmüşler. Bu şekilde burada da bir tane bunu dün akşam yapmışlar. Aslında halı zaten bu önceden böyle kirli olmuyordu genelde. Bilmiyorum. Ergenlik çağına girdikten sonra bayağı halının üstü falan battı. Çok kirlendi. Şuraya devamlı yapıyordular. Aynı zamanda şurada da biraz lekeler falan var. Islak mendili falan temizliyordum. Hatta bir ara deterjanla falan da temizledim. Yatağımın üstüne yani bu kağıtları oynamaları için vermiştim böyle şey yapmak için. Bu yatağımın üstünü ya yani üstüne sürekli işiyor zaten dişi olanı. Erkek olanı zaten çiş püskürtüyor. Ya yani hani bu gördüğünüzden daha fazla çiş püskürttü erkek olanı. Dişi olanı zaten erkek olanı püskürttüğü yerlere de çişini yapıyor. Böyle bir kısır döngüye girdik. Keşke hiç ergenlik çalmasaydı. Oha, hep ergenlik çağı insanları bozuyor. Neyse. Ben bir kafesi temizleyeyim. Çünkü diş tavşanının yavlayacağı yok yani. Oynamaları için bıraktığım küçük topa bile çiş püskürtmüşler. Düşünebiliyor musunuz? İşte tavşanların böyle bir özelliğinin olması kötü oldu. Sanki netleşmiyormuş. Ha, şöyle olunca daha çok güzel netleşiyor. Evet. Böyle uzaktan. Şu anda hanımefendi şöyle ya kafesin içinde erkek onu bayağı çiş püskürtmüş ya. Aslında ben bunun neden böyle olduğunu size burayı temizledikten sonra açıklayayım. Şu anda odayı temizledim. Şu duvara bir şey olmamış. Battaniye çünkü arka yastığımız için bu tarafa çiş püskürtmemiş ama birazdan yine aynı şekilde battaniye kafesin arkasına bir daha dolayacağım. Pislenmemesi için kitaplarıma çok şükür bir zarar gelmemiş. Görmüş olduğunuz üzere gidip ıslak mendil alıp sileceğim. Yaz gelinceye kadar idare etmem gerekiyor. Çünkü ikisini dışarıya çıkaracağım artık. Hani tekli olunca çok az sıkıntı olmuyor bakın. Yani kafesi koyduğum yer temiz. Yani muşambanın altı temiz. Ama kafesin dışına doğru geldiğimizde kirlilik artıyor. Bakın şurası mesela baya mesela çiş püskürtükleri başka bir yer. Yani böyle. Söylediğim gibi tavşan beslemek çok zor. Bakmak da. Yani onu söyleyeyim. Bir kedi, bir köpek gibi değil. Çok ilgi isteyen canlılar. Şimdi gidip onların
Yani örtülerini fazlasıyla çiş içinde bırakmışlardı. Yani püskürterek. Şimdi gidip onları yıkayalım. Arkadaşlar mikrobunu öldürsün diye içine deterjan ve ayrıca çamaşır suyu koydum. Bayağı kirini dökmüş. Ben odayı temizleyene kadar kirini döksün diye suyun içine bıraktım. Şimdi bunları bir güzelce aslında çamaşır makinesi var ama şu anda dolu olduğu için ve tavşanım hiç püskürtmeseydi makine yatacaktım ama şu anda acil yıkanıp kurutulması gerekiyor. Ben de elimle yıkamak zorunda kaldım. Yıkayıp dışarıya asacağım kurusun. Tabii kurur mu bilmiyorum ama her taraf kar var. Umarım kurur. Görmüş olun bakın. Hemen ben bunları yıkayıp dışarıya götür basayım. Bunun böyle olmasının sebebi çok fazla çiş püskürtmüştü erkek olanın üstüne. Dişi de şey yapıyor, erkek olanın çiş püskürttüğü yerlere çişini yapıyor. Bu benim yatağım olmak üzere halının üstü her yere böyle bir kısır döngüye girdik. Aynı lafları papağan gibi tekrarlamak zorunda kalacağım. Neyse, devam edelim işimize. Şu anda yıkadım ve bunları asacağım. Pantolonlar birkaç tane detay var burada. Böyle birkaç tane tayt pantolon falan var. Ben de kendi yıkadıklarımı buraya asacağım. Bu arada astım. Umarım çabuk kururlar. Bugün tam 13 Mart. Üçüncü cemre düştü ama hala yaz gelmedi. Hala kış yaşıyoruz. Rage on that beat, going crazy. Merhaba arkadaşlar. Bayağı bir 3-4 saat aradan geçti. Elbise diyorum. Tavşanların asılmış olduğum şeyler kurumuş mu diye bakmaya geldim ama bu olmuş olacak da şu kısmı biraz buz tutmuş. Ya bu hiç kurumamış bile. Böyle buz tutmuş hatta. Şöyle şuraya göstereyim. Şimdi, ya uf ya bu ne? Bu nasıl 13 Mart ya? Ben havalar sıcaklaşır diye düşünmüştüm ama hiç sıcaklaşmadı. Neyse. Toplayıp götürün biraz da içeride. Hava sıcak. İçeride kurur. Yani bu bayağı damlayacakmış gibi duruyor ama hiç damlamasını istemiyorum. Neyse toplayalım bir götürelim ne oluyor. Arkadaşlar şu anda evdeyiz ve şu çiş püskürtülen yerleri ıslak mendille sileceğim. Umarım çıkar. Aslında kokusu kalıyor. Normalde tavşanlarım normal çişlerini tuvalet kabına yapıyor. Ama böyle bir kısır döngüye girmek de kötü bir şey. Yani kötü oluyor. Umarım sizin başınıza gelmez. Yaramazı görüyor musunuz? Nasıl da seviniyor. Çok mu komik? He? Şurada da var. Umarım bu çıkar. Hiçbir şey değil de yatağa işemesi daha kötü oluyor. Şöyle dolap üstlerine falan da püskürtmüş. İnanmıyorum ya. Bakın. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Şöyle. Bakın. Şunlarda falan da. Söylediğim gibi tavşan bakımı eğer dişi erkekse yani normalde tavşan bakımı çok zor. Yani bir keresinde tavşanlar dişisi de erkeği de yatağın üstüne işiyor.
Bakın şimdiki. Püskürtülmüş içeri göstermek istiyorum size. Gerçekten şurada bayağı püskürtmüşler. Neyse biz önce kafesi falan kuralım. Gerisi Allah büyüktür. Arkadaşlar şu şekilde bazanın üstünde kafesten şey çitin içinden fırlat düzünü şu püskürtülmüş çiti de temizlemek istiyorum. Şöyle. Çok büyük hayal kırıklığı. Böyle bir şey beklemiyordum diyebilirim size. Şekilde petiğimiz zaten bu önceden vardı şu siyah şey ama şu sarartılar tavşanın petiğim yanmıştı. Böyle içinden ateş çıkmıştı. Oralarda öyle sararmıştı. Umarım buradan çıkar çünkü. Yok çıkıyormuş. Çok korktum. Şöyle. Güzelim temiz oda mahvoldu. Ya bilmiyorum ya ben niye bu tavşanları ilk geldiği gün aldım ki? Şimdi bırakamıyorum da çok seviyorum tavşanlarımı. Şöyle şu kısmını silelim. Şekli şu oraları falan da püskürtmüş. Ben bu peti en son birkaç hafta önce silmiştim ama yine böyle kirlenmiş. Ya kirlenmemiş de tavşanımız çiş püskürtmüş. Erkek tavşanımızın yaptıkları. Neyse ben böyle hepsini silip kafesi kuracağım artık. Şu anda çitlerini kurdum. Bu kadardı arkadaşlar. Diğer eşyaları falan yerleştireceğim. Ayrıca tavşanımızın işte yuvalığı falan burada. Ben çok fazla param olmadığı için yuvalık alamadım. Bununla idare ediyorum. Zaten diş tavşanı doğum yapmadı. Bilmiyorum yalnızca hamilelikte geçebilir. Yani bu şekilde tuvalet kabını yerleştireceğim. Suyunu. Hepsini yerleştireceğim. Battaniyeyi şu arkaya falan geçireceğim ki çiş püskürtmesinler diye. Neyse. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma destek için abone olmayı ve bildirimi göstereceğim size. Ben battaniyeyi böyle tek şekilde açtım. Tüm yüzeylerini kapattım. Çünkü erkek tavşan dişi tavşanı görür görmez hemen çiş püskürtüyor. Ben de böyle yaptım. Şu şekilde içini falan göstereyim. Biraz karanlık. İçi gözükmüyor. Şunu yenileyeceğim. Şu şekilde gözükmüyor içi. Ama hani erkek tavşanın dişi tavşanın dişi tavşanın erkek tavşanın görmeyeceği şekilde şey yaptım. Çünkü ben 12 saat dişi tavşan kafeste, erkek tavşan dışarıda. Dişi tavşan erkek tavşanı 12 saati tamamlanınca erkek tavşanı kafese koyuyorum, dişi tavşanı çıkarıyorum. Tabi buna gece de dahil olmak üzere dişi tavşan öğle 1 ile gece 1 arası böyle 1,5 arası serbest bırakıyorum. Zaten ders çalışırken de işte hani direkt koyuyorum. Erkek tavşanı da zaten 2'den
Sabah 12.30'a kadar şey oluyor. Neden böyle diyeceksiniz? Ben de işte tavşanın hamile olduğunu düşündüğüm için tavşanlar genelde günün erken saatleri ve akşam saatleri doğum yaptığı için dişi tavşan için bu saatlerin daha ideal olabileceğini düşündüm. Tabii önceden de tam tersiydi ama şimdi böyle olması daha mantıklı. Neyse bu kadar. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.